FIA Andretti'nin Formula 1'e girişini onayladı. Ancak asıl süreç şimdi başlıyor. Herkese merhabalar, ben Kule Vergili. Bugün sizlerle beraber Formula 1'in gündemine düşen Andretti'nin 11. takım olarak Formula 1'e giriş sürecini konuşacağız. Çıkan son habere göre FIA Andretti'nin Formula 1'e girişini onayladı. Ama FIA yalnızca işin tabii ki sportif kısmına bakabiliyor. Yani Andretti'nin tesisleri ve sunduğu proje FIA için kabul edilebilir durumda. Ancak tabii ki son söz Formula 1 yönetiminde. Formula 1'de uzun süredir 11. takım tartışması sürüyor. Formula 1'in artan popülaritesiyle beraber takımlar ise 11. takıma tam anlamıyla karşı. Çünkü yayın gelirleri 11. takımın götüreceği kadar fazla artmıyor. Artan gelirleri takımlar tabii ki kendilerine istiyor. Bu anlamda zamanında gördüğümüz HRT, Virgin ve Lotus gibi düşük bütçeli takımların Formula 1'e girişi neredeyse imkansız. Çünkü takımlar bundan birkaç sene önce Zak Brown önderliğinde Formula 1'e bir giriş ücreti koydu. Bu ücret başta 150 milyon poundken şimdi 200 milyon pound civarında ve hatta 600 milyon pound'a kadar yükselebileceği söyleniyor. Sebebi ise basit. Takımlar pastadan daha fazla pay almak istiyor. Bundan 4-5 sene önce her takım batık durumdayken, ki buna Mercedes ve Ferrari dahil Formula 1 takımları zarar ediyordu, şu anda neredeyse tüm takımlar kâr eder duruma geldi. Bu yüzden takımlar 11. takım gibi Formula 1'e katma değerinin ne kadar olacağı belli olmayan bir takımın Formula 1'e girip de tekrar kendilerini ekonomik anlamda kötü etkilemesini istemiyor. Ancak Andretti'de durum farklı olabilir. Çünkü Formula 1 uzun süredir Amerika pazarına erişmeye çalışıyor. Son dönemde Logan Sargeant hamlesinin de bu anlamda olduğunu söyleyebiliriz. Ve işte Las Vegas ve Miami'nin takvime eklenip Amerika'daki yarış sayısının 3'e çıkartılması da bunlara çok güzel bir örnek. Bu yüzden Andretti gibi Amerika bazlı rekabetçi bir takımın Formula 1'e girecek olması Amerika'daki yayın haklarını da yükseltebilir. Şimdi bana diyebilirsiniz Amerikan takımı Haas var, hani onlar olmuyor mu? Bir kere Haas Amerikan bazlı bir takım olsa da bütün organizasyon aslında Avrupa'da dönüyor. Takımın North Carolina'da bir tesisi var ama daha çok İtalya'daki ve İngiltere'deki tesisler kullanılıyor. Bildiğiniz üzere Haas biraz Ferrari'nin artıklarıyla geçinen bir takım konumunda. Yani rekabetçi olabilecekleri bir durum söz konusu değil. Ancak Andretti daha farklı bir şey sunuyor Formula 1'e. Kendi tesisleriyle, belki de kendi rüzgar tüneliyle, belki de Cadillac veya Porsche gibi fabrika takımı olarak Formula 1'e girmesi Amerikan yayın hakları için çok önemli bir etmen olabilir. Mesela burada bir senaryo kuralım. Apple geldi ve dedi ki ben Amerika bazlı Andretti ile beraber Formula 1'in yayın haklarını Amerika'ya dağıtabilir ve bundan para kazanabilirim. Alın size 2 milyar dolar. Yakın zamanda böyle bir haber çıktığı için bunu söylüyorum. Formula 1 takımları tabii efendim deyip hemen imzayı atarlar. Andretti'nin şimdi yapması gereken şey Formula 1 yönetimine biz Formula 1'e 11. takım olarak katılırız ve işte bu 11. takım da size bunları katar. Bunları onların önüne sunmak. Açıkçası yıllardır Andretti Formula 1'e girmeye çalışıyor. Bu yüzden kendilerinin ellerinde bir proje olduğu da açıkçası baki. Çünkü Formula 1'de bildiğiniz üzere giderler de çok fazla artmış durumda ve sıfırdan bir takımın bu giderleri sağlaması çok zor. Dediğim gibi önce bir giriş ücreti ödeniyor. 200 milyon ve hatta 600 milyon pound. Bu artık karar verilecek Formula 1 yönetimi tarafından. Sonra bir fabrikanız olacak. Motor anlaşması yapacaksınız. Şasi üreteceksiniz. 800'e kadar kişi alacaksınız rekabetçi olmak istiyorsanız. Hani Haas gibi Ferrari'nin artıklarını alayım değil, ben rekabetçi olacağım diyorsanız neredeyse 1 milyar dolara yakın bir yatırım yapmanız gerekiyor. Ancak Andretti bunu uzun süredir düşünülüyor ve uzun süredir bu haberler çıktığı için muhtemelen bunlar elinde hazır. O yüzden FIA'nın da onayından sonra, ki birçok girmek isteyen takım olduğu söyleniyor Formula 1. Yalnızca bir tane takım, o da Andretti, onaydan geçti. Belli ki Andretti'nin elinde güçlü bazı şeyler var. Artık 2026 sezonundan itibaren Formula 1'de 11. takımda olacağına ben kesin gözüyle bakıyorum. Andretti'nin girişiyle beraber Formula 1 projesini askıya alan Porsche'nin de tekrardan Formula 1'e girmek için bazı adımlar attığını görebiliriz. Veya Cadillac gibi bambaşka bir firmanın da Formula 1'e girdiğini görebiliriz. Açıkçası 11. takımın olması yetenekli pilotlar açısından, onların şans bulması açısından gerçekten çok önemli. Formula 1'e en son takım girdiğinde Haas'tan öncesinden bahsediyorum. HRT, Virgin ve Lotus'u görmüştük. Bu takımlar hiçbir zaman rekabetçi olamadı. Hatta Virgin Racing isim değiştirip Morrissey oldu ve ancak 5. sezonlarının ortasında Jules Bianchi ile Monaco'da puan kazanabildiler.
O yüzden Formula 1'in bu kadar inceleyip sık dokunması da bence anlaşılabilir bir şey. Çünkü kimse 21. ve 22. bitirebileceği garanti bir takımın Formula 1'de olmasını ve pastayı bölmesini istemez. Evet, Andretti'nin Formula 1'e girmesi artık kesin gibi. Sizden düşünüyorsunuz. Sizce Formula 1'e daha fazla takım lazım mı? Belki de 12. takım ister misiniz? Bunları yorumlar belirtseniz çok sevinirim. Ben Andretti'nin girişini çok olumlu olarak görüyorum. Genç pilotlar açısından da olumlu olacaktır. Ve Formula 1'in Amerika pazarındaki yükseliş açısından da ben çok faydalı olacağını düşünüyorum. Şimdilik benden bu kadar efendim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.